Şimdi tabii ben çok hep beraber üzüldük ama ben de tek sizin huzurunuzda bir atamızı bir anla ayağa kalkmak falan değil. Hepimize Galatasaray camiasına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Adam 57 yaşında öldü düşte biliyor musunuz? Hayır abi yakın konuş biraz duyuyor musunuz? Pardon. 57 yaşında öldü. Yani ben bunu kabul edemiyorum. Asla kabul edemiyorum. Siz tahayyül edebiliyor musunuz? Atatürk 15-20 sene daha yaşamış olsaydı bu ülke nerede olurdu? Bir düşünün, bir tahayyül edin. Yani bütün bunlar varken insan kahroluyor ya. Yani kusura bakmayın, mecburen biraz Galatasaray'ın dışına çıkacağız. Bu hepimizin meselesi. Yahu kardeşim, adam gelmiyor ya. Adam gelmiyor. Diyanet İşleri reis deden o, artık nokta nokta geçeceğim, utanmadan gelmiyor kardeşim. Ve basıyorum basına bakıyorum, sadece ben görmedim, Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı ya. Allah belasını versin. Ne haberlerde var? Kim? Ve onu bırak abi. Vermez. Versin. Tamam abi, o zaman tak. Çaresi odur onun. Yani olmuyor bu, olmuyor bu. Ama bakın esas olan şey şu. Tepki var mı? Hayır. Adam yok orada. Herkes görüyor olmadığını. Ulan bir tek tepki yok ya. Buna da geleceğiz. Türk milleti, ben, sen, hepimiz, biz tepki göstermeyi de unuttuk. Farkında mısınız? Bizim kulüpte de tepki göstermeyiz biz. Bir iki kişi vardır, laf ukalası benim gibi mesela. Onlar bak, ya yine o filan derler. Mümkün değil. Doğruların söylenmesi lazım. Taş yerine oturtulmalı. Mesela ben gönül ister ki Galatasaray Kulübü olarak bunu teklif etmiyorum, yanlış anlamayın başkan. Ama benim düşüncem bu. Galatasaray Kulübü olarak biz bu dediğim konuda bu adama bir ciddi bir eleştiri notu ve mesaj göndersek bangır bangır, bakın Galatasaray'ın nasıl yüceleceğini görürsünüz. Kim buna engel olabilir? Kim engel olabilir? Yani Cumhurbaşkanı Anıtkabir'e gidiyor, orada alkışçılar gelmiş, onlara engel olmuyor, gidiyor. Demek ki serbest. Demek ki serbest. E ne olsun? Biz de bu adamı eleştirelim kardeşim. Neyse bu kadar.